Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Şöyle tek renk mürdüm rengi bir türbentimiz var. Şöyle tülbentimiz de birebir aynı renkte olan 25 numara mürdüm rengi ve 375 şöyle hafif kremsi bir ipimiz var. İkisiyle size çok güzel sıralı bir model hazırlayacağım bu iki renkte. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle bakın tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. 696 nolu videomda böyle nasıl tülbent kenarı tığlanır kenar nasıl dönülür. Bu şekilde tüm püf noktalarıyla anlatıyorum. 696 mürgülün tığ ve iğne diyerek tülbent kenar tığlama işlemi videomu izlerseniz e, orada her türlü püf noktası mevcut arkadaşlar. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Şöyle arkadaşlar zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Biraz da uzan bıraktım. Ve külbentimi alıyorum şimdi herhangi bir tığ battan girerek başlayacağız tığımın başına iki defa doladım şu uzun yerden tutarak rahat çalışabilirsiniz Arkadaşlar o yüzden özellikle uzun bıraktım böyle herhangi bir tığ battıdan böyle girdim bakın parmağımla o uzun ipi tutuyorum Çünkü böyle alırken dolamalarım kayıyor ilk olduğu için bu şekilde ipten destek alarak trabzanı rahat bir şekilde yapabilirsiniz bakın şöyle sıkı sıkı 3 seferde aldığım trabzan hemen trabzandan sonra 5 zincir 3 4 ve 5 5 zincirimi çektim yine iki defa tığımı doladım aynı tığ battının içine giriyorum şöyle aynı şekilde sıkı sıkı bakın 2 2 ve 2 alarak trabzan yap buraya bir tığ battının içine şöyle bir V oluşturmuş olduk hiç zincir çekmeden yine tığımın iki defa doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıya ya. 2 iki, iki, alarak bir trabzan yaptım. Şimdi beş tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı beş zincirimi çektim. Tığımın başını iki defa doladım. Aynı tığ battıya girdim. Şöyle iki, iki ve iki kapattım bu şekilde şimdi arkadaşlar burasını sıkı sıkı yapıyorum ki hem kalın dursun hem de e, trabzanın fazla yüksek olmasın iki defa tığımı doladım bir tane bırakıp ikincinin içine giriyorum şöyle 2 2 ve 2 bakın hiç gevşek gevşek çekmedim 5 zincir iki defa tığımı doluyorum yuvanın içine girdim şöyle iki iki ve 2. Yine aynı şekilde bu şekilde şöyle bir tutayım. İlk sıramız bu şekilde devam edecek. Aralarında birer tığ battı boşluğu ve 5 zincirden V'ler trabzanlar oluşturuyoruz. 2 defa tığı doladım. Bir tane bırakıp ikinciye şöyle 2 iki, 2 ve 2 5 zincir 2 defa tığı doladım aynı tığ battıya giriyorum ve 2 2 ve 2 2 defa tığı doladım bir tane bırakıp ikinciye giriyorum şöyle 2 2 ve 2 5 zincir 2 defa tığı doladım aynı tığ battının içine yine 2 2 2 alarak bir trabzan yaptım Hemen iki defa tığ doladım. Geçişlerde hiç zincir yok. Aynı tığ battıya trabzan yaparken 5 zincir. Sadece bir tane tığ battı atladım. 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzanımı hazırladım. 5 zincir. 2 defa tığı doladım. Aynı tığ battıya şöyle 2 2 ve 2. Bu şekilde kalın bir trabzan. 2 defa tığı doladım. Bir tane bırakıyorum. İkincinin arasına girip şöyle 2, 2 ve 2. Şöyle kapattım. 5 zincir. 2 defa tığı doladım. Aynı tığ battıya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Hiç zincir çekmiyorum. Ama bir tane tığ battı atlayıp ikinciye şöyle 2 iki, 2 2 alarak trabzan yaptı. 5 zincir. 2 defa tığımı doluyorum. Aynı tığ battıya girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Bir tane bırakıp ikinci tığ battıya giriyorum. 2 2 ve 2 çok güzel. İlk sıramız bu şekilde devam ediyor. Bakın arkadaşlar kalıp gibi böyle sıkı sıkı yapıldığı için çok hoş duruyor. Şimdi ben bunu biraz çoğaltayım. İkinci sıranın şöyle mor rengin yapılışına geçelim. İki zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bakın şöyle yapmış olduğumuz modeli aldım. Hemen bu uzun tuttum ya. Buradan ipimi tutuyorum. Diğer parmağımla iki defa tığımı doladım. Yapmış olduğumuz bu yuvanın içine giriyorum. Yine bu alttan ipten destek alarak mor ipten tutuyorum. Kaymasın ilmeklerimiz 2 ve 2. Bakın. Bu şekilde buraya 3 seferde aldığım bir trabzan. 2 zincir çektim. 2 defa tığımı doladım. Aynı bu 5 zincirli beyaz yuvaya 2, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Bakın ve 6 tane trabzan yapacağız bu şekilde 2 zincir 2 defa tığı doladım aynı beyaz yuvaya 2 2 ve 2 alarak trabzan arasına 2 zincir 2 defa tığı doladım yuvanın içine giriyorum 2 ve sık sık alıyorum hem fazla uzun olmasın hem kalın olsun 2 zincir 2 defa tığı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle 2 2 ve 2. Bakın. Şöyle 5 tane oldu. Bir tane daha yapacağız. 2 zincir, 2 defa tığımı doladım. Beyaz yuvaya giriyorum 2. 2 ve 2. Yine 2 zincir çekiyorum. Bu e, aradaki yine bu 5 zincirli yuvaya kapatıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bakın şu şekilde oluyor bir göstereyim arkadaşlar bakın 5 tane yuva ve 6 tane trabzandan oluşan yuva hazırlamış olduk bakın şöyle ara kısmında 5 tane yuvamız var 1 2 3 4 5 6 tane de böyle trabzan bacağımız var bu şekilde ilk yuvamızı oluşturduk arasına bir tane de böyle boş yuva bırakıp bir bir üstüne gelmesinde arasına bir tane bu V şeklindeki yuvamızı bırakıp 2 defa tığımı doladım diğer bu üçüncü yuvaya aynı işlemi uygulayacağım 2 2 alarak trabzan yaptım bakın şöyle burası ortadaki boş hemen diğer tek sayılara bu şekilde yuva hazırlayacağız 2 defa tığımı doladım bu 5 zincirli yuvaya giriyorum 2 2 ve 2 2 zincir 2 defa tığı dola aynı şekilde Şöyle 6 tane trabzan ve 5 tane de 2 zincirden oluşan yuvalar hazırlayacağız. 2 zincir 2 defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 şöyle 2 ve 2. Bakın bu şekilde. 2 zincir 2 defa tığı dola ve yuvanın içine gir. 2 2 ve 2. Tekrar iki zincir iki defa doladım. 5 zincirli yuvadan şöyle 2 2 Tamam arkadaşlar bu şekilde 6. tırabzan. 5 tane de iki zincirden yuvayı oluşturdum. Yine iki zincirimi çekiyorum. Boşluktaki bu 5 zincirli yuvaya kapattım. Tekrar iki zincir. Şöyle tığımı iki defa doldurdum. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2 Şöyle arkamızdaki yaptığımız işe size bakıtayım. Bakın çoğaldıkça o kendini daha da belli ediyor. Aynı şekilde şöyle iki tane daha yapalım anlatalım. İki zincir iki defa dola yuvaya gir. Şöyle iki, iki ve iki. İki zincir iki defa dola. İki, iki ve iki. Bakın bu şekilde ikinci yuvamızı yaptık. Üçüncü trabzanımız oldu. İki zincir iki defa doladım. Şöyle 2 2 2 3. yuvamız da bu şekilde hazır. İki zincir iki defa doladım. Ve aynı yuvanın içine giriyorum. Şöyle iki, iki ve iki. İki zincir iki defa tığımı doluyorum yuvanın içine giriyorum şöyle 2 2 ve 2 kaç tane olduğunu hemen böyle sayabiliriz veya da sayarak yapabiliriz ben ekran amaçlı böyle eğitici öğretici amaçlı çalıştığım için her yaptığımı göstererek anlamanız için gösteriyorum arkadaşlar sizler daha seri yapacaksınız iki zincirin üzerine iki defa doladım şöyle yuvanın içine giriyorum iki 2 ve 2 ilk trabzanı bu şekilde yaptı 2 zincir 2 defa dola yuvaya gir 2 2 ve 2 2 zincir 2 defa tığı dola şöyle 5 zincirli yuvadan 2 2 ve 2 2 zincir 2 defa tığı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle 2 2 ve 2 3 oldu. Tekrar 2 zincir 2 defa doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2, 2 ve 2. 2 zincir 2 defa doladım. Ve yuvanın içine giriyorum. 2, 2 ve 2. Bakın bu şekilde 5 tane yuvamız olacak. 6 tane de trabzanımız olacak. Şöyle arkadaşlar devam edecek bakın dört tane göstermişiz şimdi ben bu yapmış olduğum yerleri de tamamlayayım hemen üst beyaz kısmında buluşalım Evet üçüncü ve son sıramızı yapıp modelimizi tamamlayacağız şöyle ilk iki zincirli yuvanın içinde en sık iğne ile ipimizi sabitleyerek başlıyoruz şimdi buraya üç tane zincir çekiyorum kenar kontürleme işlemini yapacağız Şöyle kapattım. ikinci zincirli yuvanın içine. 3 zincir çekiyorum. Kişer zincir çekerek yapmış olduğumuz yuvaların içine girip bu şekilde böyle minik zürafalar yapıyoruz. Yine 3 zincirimi çektim. Sıradaki yuvanın içine girdim, kapattım. Bu şekilde sıkı sıkı çekelim zincirleri. Zürafa gibi dursun tüm yuvaların içine bu şekilde girdik. Şimdi buradaki püf noktası burası önemli arkadaşlar. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Bakın buralara bu boşluklara girerseniz marullanır. Güzel durmaz. Bu sık iğnenin arasına tepe noktasına da girebilirsiniz. Şöyle 3 zincirimi buraya kapattım. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3 zincir Şöyle bakın buradaki boşluğu atlayıp iki trabzan arasındaki boşluğa geçiş yapıyorum. Bakın. Şöyle şu şekilde oluyor arkadaşlar. Eğer burayı ıı, ara boşluklara girerseniz marullanır. Şöyle bir iki üç zincir kapattım. Videomu şöyle baştan sona güzel bir şekilde izlerseniz daha iyi şöyle net bir şekilde anlarsınız. Daha yapmadan önce ilk önce izleyip sonra yaparsanız daha güzel sonuçlar alacaksınız. Evet sıkı sıkı 3 zincirimi çekiyorum. Yine sonuncu yuvamın bu şekilde 3 zincirini buraya kapattım. Bakın yine bir tanesini yaptık. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Bu arada kapattığım sık iğnenin arasından girip 3 zincirimi buraya tepe noktasına kapatıp yuvamı bu şekilde yapıyorum. 3 zincir 2 trabzan arasına geçiyorum direkt o boşluğu atlayıp bakın şu şekilde oradaki 2 zincire değil 2 trabzanın arasındaki zincirin içine kapattım 3 zincir aynen şöyle her trabzana birer tığ battı zürafa yapıyoruz 1 2 ve 3 zincir kapattım şöyle 1 2 3 zincir. Sıradaki yuvaya kapattım. Böyle yavaş yavaş anlaşılması için anlatıyorum arkadaşlar ama gerçekten yapımı çok kolay. Bu şekilde son sırası da devam ediyor. Şöyle geri kalan kısmı da ben tamamlayıp şöyle üçer zincir ve aralarına bu şekilde girerek son kontrolleme işlemini de yapayım. Evet 3 zincirimi çekip Şöyle yuvanın içine kapattım. Tamamlayıp geliyorum. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Hazırladık, tamamladık şöyle. Çok hoş, çok güzel bir model oldu. Sıralı bir model oldu. Şöyle zincir çekmeyi ve tırabzan yapmayı bilen herkes bakın bu şekilde çok güzel modeli hazırlayabilir. Şöyle modelimi size bir de ters tarafından Şöyle sallantılı halini göstereyim istedim. Bakın çok hoş böyle boncuk gibi sıra sıra bir oya oldu. Çok da zarif oldu arkadaşlar. Ee, şöyle bir de tövbetimi toplayıp ışık açısından ve bu şekilde göstereyim. Şöyle arkadaşlar şu arasına çektiğim ikişer zinciri eğer benim ipim ince olduğu için iki çektim. Eğer sizin ipiniz e, kalınsa bu ara trabzan aralarını çekmiş olduğunuz inceleri birer tane de çekebilirsiniz. Marullanmasını o da önler. Ütüleyince zaten marullanması falan da kalmaz. Hafif marullanma olabilir böyle sıralı modellerde. Ama ütülendiği takdirde bu şekilde çok hoş ve zarif bir oyanız olacak. Sizler de arkadaşlar şöyle emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şimdiden Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.